Moda TV'den hepinize merhabalar. Türkiye'nin en büyük bentonit rezervi hangi bölgelerdedir? Şimdi bentonit çok geniş bir kavram. Kullanıldığı alanlara göre değişen özellikler var. Fakat beyaz bentonit olarak bakılırsa Türkiye'nin değil dünyanın en büyük rezervi Ünye Fatsa bölgesinde, yani bizim bulunduğumuz bölgede. Ama onun dışında endüstrinin diğer dallarında kullanılan önemli yataklar Ankara'da var, Tokat'ta var, Reşadiye bölgesinde. Buna benzer Edirne bölgesinde, Edirne Keşan taraflarında var. Yani Türkiye'ye genel olarak dağılmış vaziyette. O nedenle bentonit rezervi Türkiye açısından bakıldığı zaman Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu taraflarında oldukça fazla rezervler var. Bentonit'in hem ilçemize hem de yurdumuza gözle görülen ekonomik katkıları nelerdir? Şimdi bentonit bu bölge için artık şu hale geldi. Fındıktan sonraki, Ordu için konuşuyorum. Fındıktan sonraki en büyük ihracat kaynağı. Yani artık hepimiz kabul ediyoruz ki ihracat, özellikle sanayi ya da maden üretimi olarak bakıldığı zaman, bir ülkenin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ihracatı kesmemesi lazım. Biz de bu minval üzerine tabii ki ihracat da yaptığımız için bentonitte çok ciddi çalışma içerisindeyiz. Bu bölgenin dediğim gibi en büyük kaynağı yani. Ünye'nin parlayan yıldızı Bentonite hangi ülkelere ihraç ediyoruz? Yani dünyanın bütün ülkeleri dersek bizim 60'a yakın, belki de şu anda 70 olmuştur. Avrupa'nın neredeyse tamamı. Kuzey Afrika ülkeleri daha çok. Avustralya dahil Uzak Doğu, Çin, Japonya, Endonezya, Yeni Zelanda. Yani dolayısıyla artık Türkiye'den, hatta Ünye'den diyelim, dünyaya çok ciddi bir bentonit ihracatı var. İşletme çalışmalarını durdururken siz hız kesmeden çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Piyasalardaki bu durum sizi etkiledi mi? Yıllık hedeflerimizi tutturabilecek miyiz? Şimdi demin de söyledik ya, biz ihracat üzerine çalışan, ağırlığı ihracat üzerine olan bir firmayız. Tabii ki çalışma düzenimizde bir takım sıkıntılar, problemler oluştu. Esnek çalışma dönemine geçtik en azından. Evden bir takım idareleri yapabilecek personeli evlere gönderdik. İşte hastalığı bulunan veya kronik bir rahatsızlığı bulunan kişileri evlerine gönderdik. Bizim bentonit olarak soracak olursanız çok büyük bir etki yok şu anda. Neden? Çünkü bizim bu kullandığımız sektör, sağlık sektörü, pet sektörü, seramik sektörü, bunlar dünyada hız kesmedi. Bilhassa pet sektörü. Dünyada hani benim bir sözüm var. Kedilere laf anlatamazsınız. Yani köpeklere laf anlatamazsınız. Bugün evinde hayvan besleyen, özellikle kedi besleyen her ailenin en büyük ihtiyacı kedi kumudur. Bu bölgenin de beyaz bentonit açısından bakıldığında dünyanın en büyük kedi kumu ihracatçısı olduğunu düşünün. Ya bunun hız kesmemesi lazım. Kesmesi için de bir sebep yok. Yeter ki transportta, nakliyede bir sorun yaşamayalım. Üretimde tabii ki bu hastalık çok hızlı yayılan bir hastalık olduğu için çok dikkat ederek çalışıyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık. Fakat tabii çalışanlarımızın dışarıda nasıl yaşadığını, nasıl davrandığını çok bilemeyiz. Dışarıdan bir herhangi bir virüs kapıp buraya gelen olur da burada bir sıkıntı yaşar mıyız? Bütün işletmelerin bence en büyük korkusu bu. Yani bir yandan üretim devam ederken bir yandan da bu problemin buralara uğramaması lazım. Biz de tedbirlerimizi ona göre aldık. Ona göre çalışıyoruz. Yok, transportingde herhangi bir yasak yok. Yok. Eğer ne denildi? Bir firma faturalı olarak bir malı bir yerden bir yere naklediyorsa, elinde kamyonları ya da nakliye maddelerin elinde bu belgeler olduğu süre içerisinde hiçbir sorun yaşanmayacak dendi. Hani sebepsiz bir mal götürüyorsanız durduruluyor tabii, ama faturalı bir mal götürdüğünüz zaman herhangi bir yasak yok.